Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle beraber Rode Wireless Go'yu inceleyeceğiz. Şu anda da sesi Wireless Go'dan alıyorsunuz. Hemen şurada mikrofonda görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bu noktada Wireless Go oldukça kullanışlı. Özellikle bu tarz dışarıda çekim yapacaksanız gördüğünüz gibi size bir esneklik sağlıyor. İstediğiniz kadar uzaklaşın, hareket edin. Arada bir kablo olmadığı için bir açıdan size özgürlük sağlıyor. Öyleyse bu videoda Wireless Go'yu da inceleyelim. Fakat öncesinde videoya şöyle başlayalım. Şimdi ilk olarak Wireless Go'yu aldığınız zaman nasıl bir kutuyla geliyor ve içerisinden neler çıkıyor onlara bakalım. Ardından teknik özellikler üzerine de konuşmaya başlayacağız. Ve karşınızda Rode Wireless Go. Şimdi ilk olarak ürünü aldığınız zaman şu şekilde bir kutuyla geliyor. Yan tarafına bakacak olursak burada genel olarak özellikleri görüyoruz. Ultra Compact Wireless, kendi üzerinde mikrofon olduğunu söylemişler ve 2.4 GHz'lik bir aktarımız olduğunu da belirtmişler. Burada bir adet zaten alıcıyla verici çıkıyor. Buna ek olarak rüzgarlı ortamlarda kullanabileceğimiz bir rüzgar engelleyici, dead cat diye de geçer, parça çıkıyor. İçerisinden 2 adet USB-C kablo, bir SC kablo, bir de bir adet kılıf çıkıyor. Şimdi gelin kutuyu bir açalım, bakalım parçalar nasılmış. Şimdi alt taraftaki jelatinini kestik ve şu şekilde tutarak kutumuzdan çıkarıyoruz. Ve karşımızda Rode Wireless Go. Gördüğünüz gibi kapalı bir şekilde geldi zaten. Yeni bir ürün aldığınız zaman bu tarz şeylere oldukça dikkat edin. Daha önce açılmamış olması gerekiyor. Şu şekilde tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi güzel bir şekilde açıldı. Şimdi açılışımızı yapalım. İlk olarak hızlı başlangıç kılavuzu burada karşımıza çıkıyor. Harici olarak değilmiş, kendi üzerine gömülü bir şekildeymiş. Ve böylece karşımıza Rode Wireless Go da çıktı. Şöyle bir genel olarak bakacak olursak burada genel olarak üzerindeki power tuşunun, bağlantı tuşlarını, USB Type-C girişinin nerede olduğunu, bu tarz bilgileri buraya girmişler. Oldukça güzel. Kutumuzu şu şekilde çıkardıktan sonra alıcıyla vericiyi şuraya koyalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor bir bakalım. Burada iki farklı, gördüğünüz gibi dead cat çıkıyor. Böylece rüzgarlı ortamlarda çekim yaparken bunları kullanabiliyorsunuz. Kendi içerisinden çıkması oldukça güzel. Bir adet kablomuz çıktı. Buna ek olarak şu şekilde oldukça güzel bir taşıma kılıfı da çıktı. Bunları bir kenara koyalım. Bakalım başka içerisinden neler çıkıyor. Ve bizim için asıl önemli olan parçalar da burada. Kabloları hemen sol tarafa gömmüşler. Bunları da şöyle kenara koyalım. Ve cihazımızı da şu şekilde dikkat edin sürükleyerek çıkarıyoruz. Ve karşınızda Rode Wireless Go. Şu an elimde görmüş olduğunuz verici. Çünkü üzerinde bir mikrofonu yok. Alıcıyı size göstereyim. Alıcıda dikkat edin. Üst taraflarını şöyle yan yana bakacak olursak ışığı da ben size birazcık açayım. Burada gördüğünüz üzere birinde bir adet mikrofon var. Diğerinde mikrofon girişi burada mevcut değil. Yani siz bu cihazı doğrudan yaka mikrofonu olarak da kullanabilirsiniz. Buna ek olarak kendi mikrofonunuzu da üzerine bağlayarak cihazı kablosuz bir ses aktarma cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu çok ama çok kullanışlı. Şöyle bir bakacak olursak ilk önce şuradan, yani vericimizden başlayalım. Vericinin yan tarafında bir adet USB-C girişimiz var. Bir adet makinemize bağlayacağımız kablo girişimiz var. Burada power tuşu ve burada da desibel ayarını yapacağımız ve bir de bağlantı kuracağımız tuşumuz mevcut. Vericiyi kenara koyduktan sonra alıcımıza bakalım. Burada ise mikrofonumuzu görüyoruz. Yine mikrofon bağlantı girişimizi burada görüyoruz. Ve USB girişini de yan tarafta görüyoruz. Genel olarak baktığınız zaman cihazlar bu şekilde oldukça kompakt bir yapıya sahip. Ne kadar küçük olduğunu da fark etmişsinizdir. Böylece kullanmak, taşınmak da daha kolay hale geliyor. İsterseniz gelin genel olarak özellikleri üzerine de konuşmaya başlayalım. Wireless Go 7 saatlik bir pil ömrü bize sunuyor ve bu tarz farklı çekimlerde de kullanabilirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel. Buna ek olarak harici bir pil yok. Kendi içerisinde pil var ve siz USB Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde de bu arada şarj oluyor. Bağlantı özelliklerine bakacak olursak üzerinde bulunan makineye bağlanan vericideki hat şu kısmı oldukça güzel tasarlanmış. Daha doğrusu kod şuya bağlanan bölüm. Böylece tişörtünüze, yakanıza ya da çantanıza takabilirsiniz. Oldukça fonksiyonel, boyutu da küçük olduğu için çok fazla dikkat çekmeyecektir. Wireless Go'nun üzerinde 3 kademeli bir DPI ayarı var. Böylece
ses seviyesinde istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Wireless Go'nun vericisinin ekranını inceleyecek olursak hemen üst tarafta alıcı ve vericinin ne kadar şarjını kaldığını gösteren bir batarya bölümü eklenmiş. Bu oldukça güzel. Orta tarafta sinyal gücünü görüyoruz. Sol tarafta DPI ayarı var. 3 kademeli olacak şekilde de buradan ses sinyalinin gücünü ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafta ise kablosuz bağlantı gücünü görüyoruz. Ekran genel olarak bu şekilde. Şimdi Wireless Go'nun ne kadar bir mesafeden de çalıştığına dair bir referans olması için uzaklaşacağım olabildiğince. Bakalım sinyali nerede kaybedeceğiz. Bunu da görmüş olursunuz. Arada da böyle konuşacağım, bakalım. Bu arada Wireless Go beni oldukça şaşırtan bir ürün oldu. Bayağı bir uzaktayım. Umarım ki seste problem yoktur. Gördüğünüz gibi bu tarz çekimlerde de oldukça pratik. Yani siz yeterince uzaklaşırsınız. Buradan böylece çok daha size bir alan sağlıyor kullanım için. 70 metreyi çok rahat bir şekilde de geçtim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fark etmişsinizdir ki belki tahminen şu anda karşıdan gördüğü için seste problem olmayabilir. Şimdi mikrofonu şöyle bir dışarıya çıkarayım. Yani şu şekilde konuştuğumda bir problem olmayabilir. Fakat sırtımı döndüğüm diye tahmin ediyorum. Bakalım, daha da uzaklaşıyorum şu an. Çok ciddi derecede uzaklaştım. Hatta referans olması açısından şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Hatta videoya alayım. Farkı da anlayın. Bakın şu anda şöyle birazcık zoom yapayım. Hani bayağı bir karşıda şu köpeğin olduğu yerde tripodu kurdum. Oradan çekimi yapıyorum. Şimdi yaklaşalım bakalım. Sinyal ne tarafta gelecek, bir görmüş olalım. Wireless Go oldukça pratik bir ürün. Özellikle boyutu dolayısıyla çok taşınabilir bir ürün. Böylece pek çok kişiye de hitap edeceğini düşünüyorum ki fiyat performans olarak da bence bekleneni karşı tarafa veriyor. Şu anda iyice yaklaşmaya başladım. Yine de arada ciddi bir mesafe var. Artık zaten buralarda ses konusunda bir problem yaşamayız diye tahmin ediyorum. Bu testler bize gösteriyor ki Wireless Go gayet iyi bir şekilde görevini yerine getiriyor. Bu noktada Rode bize 70 metre demiş, fakat açık alanda yaptığım testlerde 70 metrenin çok daha üstüne çıktı. Hatta biraz önce izlemiş olduğunuz videoyu ben 90 metre, 93 metre gibi bir mesafede çekmişim ve daha ileride ben kayıt alamayacağını düşünerek de ileriye gitmedim. Belki de yüzüm dönük bir şekilde ilerlesem çok daha uzaktan da ses kaydı alacaktı. Eğer ki belirli bir mesafe uzaklığa giderseniz ve kameraya da sırtınızı dönerseniz sinyal kaybı yaşayabilirsiniz. En azından yapmış olduğum testler bunu gösterdi. Fakat bu çok ciddi bir problem değil. Çünkü çoğunlukla kameraya sırtımızı dönüp uzak mesafeden kayıt almayız diye düşünüyorum. Yakın mesafede sırtınızı dönme, ön tarafa bir ağaç çıkması, bir engel ile karşılaşmanız, hatta oda içerisinde farklı odaya gitmeniz gibi durumlarda da yaptığım testlerde olumlu sonuç verdi. Yani bu noktada Wireless Go gayet sorunsuz bir şekilde de çalışıyor. İnternette pek çok kişi Wireless Go'yu şu şekilde takmış. Fakat şu şekilde kullanım anladığım kadarıyla yanlış kullanım. Çünkü Rode'un resmi kanalına da baktığımız zaman şöyle bir kullanımı orada göstermişler. Asıl bölüm içeride kalacak şekilde şöyle yakaya gizliyorsunuz. Mesela şu şekilde kullanayım. Görmüş olduğunuz gibi böylece daha az dikkat çekiyor. Tabii ben şu anda bol bir yaka kullandığım için birazcık ağırlık dolayısıyla sarktı. Fakat yanınızda bir ceket varsa onun yakasına koyabilirsiniz. Ya da bir çantanız vardır, çantanıza koyabilirsiniz. Hani bunun gibi kullanımı elbette ki değişecektir. Bu noktada Rode'un üzerindeki mikrofonun ses kalitesini zaten duyuyorsunuz. Şu an bulunduğum alandaki gibi çekimlerde de oldukça işinize yarayacak bir ses kalitesi size sunuyor. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Pek çok kişi görüntüyü çok fazla önemsiyor. 4K kameralar almaya çalışıyor. Bütçesinin büyük bir kısmını kameraya ayırıyor. Fakat bu noktada şunu atlıyorlar. Görüntü istediğiniz kadar kaliteli olsun. Eğer ki ses kaliteli değilse videonun hiçbir anlamı kalmıyor. Bu noktada sese de çok ciddi bir yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle düşünün. Eğer ki ses kaliteli ise görüntü çok düşük olsa bile video kendini izletebiliyor. Fakat görüntü istediğiniz kadar kaliteli olsun, ses kötüyse hiçbir anlamı kalmıyor. Yani ses konusu oldukça önemli. Üzerinde bulunan mikrofonu da yaka mikrofonunuzu bağlayarak, örneğin Wireless Go'yu sadece bir verici olarak kullanırsınız, kablosuz bir şekilde kendinize setup oluşturabilirsiniz. Hatta size şöyle bir kullanımdan da bahsedeyim. Örneğin elinizde Rode Video Micro var diyelim ya da Rode Video Mic Pro var diyelim. Şimdi siz bunların ikisini de kablosuz bir şekilde
Wireless Go'yu kullanarak kullanabilirsiniz. Peki bunun kullanımı ne? Bana ne avantaj sağlayacak diyecek olursanız şöyle ki, böyle bir durumda da siz shotgun mikrofonunuzu boom mikrofon gibi de kullanabilirsiniz. Peki Wireless Go kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız, YouTube için video çekecek olan kişilere, belgesel çekecek, röportajlar çekecek kişiler için oldukça pratik. Özellikle kameraya uzak olduğunuz alanlarda kablosuz bir şekilde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Çünkü size esneklik sağlıyor. İsterseniz gelin biraz uzaklaşalım. Ses kalitesi de ne kadar mesafeden çekiyor, buna da bir bakalım. Aynı zamanda da konuşmuş oluruz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzaktayız. Tahmin ediyorum ki ses gayet akıcı bir şekilde geliyordur. Şimdi mikrofonların bu noktada şöyle bir etkisi de var. Önüne bir şey geçtiği zaman sinyal kesmesi gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şu anda da ağaçların arkasından şu şekilde geçiyorum. Bakalım sinyal kaybı yaşayacak mıyız? Tahminimce yaşamayız diye düşünüyorum. Evet, genel olarak bu şekilde. Wireless Go YouTube için video çekecek olan kişiler için, kablosuz bir verici, alıcı ve vericiye ihtiyacı olanlar için oldukça pratik. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi oldukça fonksiyonel. Hızlı bir şekilde ister kendi mikrofonunu kullanarak, isterse harici bir mikrofon bağlayarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda size şundan da bahsetmek istiyorum. Rode mikrofonları aldığınız zaman 2 yıllık bir garanti değil, Rode size 10 yıllık bir garanti sunuyor. Bu noktada ürünü aldığınız zaman internetten Rode'un sitesine girip kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bunu yaptırdığınız zaman da dediğim gibi 10 yıllık bir garanti size sunuyor. Rode gerçekten de bu garantinin arkasında kalıyor. Yani öyle eline verilmiş bir garanti değil. Eğer ki mikrofon almayı düşünüyorsanız, farklı modellere bakmak istiyorsanız da açıklama kısmında bir link göreceksiniz. O link üzerinden de compel.com.tr'den mikrofonlara bakabilirsiniz. Hem de Rode'un Türkiye distribütörü olduğu için de çok daha güvenli bir şekilde de temin edebilirsiniz. Bir de hazır aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim ki Rode'un ekranı genel olarak çizilmeye oldukça müsait. Bu noktada üzerinde gelen jelatini de çıkarmadan kullanabilirsiniz. Hatta öyle kullanmanızı da tavsiye ederim. Ve destek olmak adına hala videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonuçta burada sizlere kaliteli içerik üretmek için çalışıyorum. Ve destekleriniz oldukça önemli. Şimdi genel olarak Wireless Go şöyle bir eleştiri almış. Üst tarafında, yani vericinin bana bakan kısmında bir ekran yok. Kayıt başladığımız ses seviyesinde, seviyede bunu kontrol edebileceğimiz bir bildirim ışığı olsaydı daha iyi olurdu denilmiş. Fakat bu noktada ben bu eleştirileri birazcık yersiz buluyorum. Çünkü üzerinde zaten ekran var. Yani kamera arkasında olan kişi zaten kontrollerini gerçekleştiriyor. Benim gibi şu anda kamera karşısında olan kişi de yanda bulunan açılabilir ekranda da genel olarak makine ayarlarını görmekle beraber ses ayarlarını da görüyor. Kayıt başladı mı, başlamadı mı bunu kontrol edebiliyor. Ses seviyesinin yüksekliğini görebiliyor. Bu anlamda bu eleştirinin de çok yerli bir eleştiri olduğunu düşünmüyorum. Evet, bugün sizlerle Rode Wireless Go'yu inceledik. Ürün hakkında ne diyorsunuz? Fikirlerinizi oldukça merak ediyorum. Şahsen çok kullanışlı buldum ürünü. Zaten bütün video boyunca da sesi Wireless Go'dan aldık. Böylece farklı senaryolarda da ses nasıl olur kafanızda daha iyi bir şekilde canlanmıştır diye düşünüyorum. Burası sıcak olmaya başladı. Yavaştan eve doğru gideyim. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.